Merhaba, kendi ülkenizi hiç kurmayı düşündünüz mü? Veya her kafası esen kendi ülkesini kurabilir mi? Mesela benim ülkem Selimistan güzel olabilirdi veya bu kanalın bir ülkesini kurabiliriz. Bilinistan. 19. yüzyılda Constitutive Theory diye bir teori vardı ülke kurmak için. Bunu Türkçe'ye çevirirsek ülke kurma teorisi diyebiliriz. Bu teoriye göre diğer egemen ülkeler tarafından tanınmış olman gerekiyor bir ülke olarak. Ama 1933'te Montevideo Sözleşmesi ile bu değişti. Montevideo Sözleşmesi Declarative Theory sundu. Bunu Türkçe'ye çevirirsek ülke beyan etme teorisi diyebiliriz. Bu teoriye göre diğer egemen ülkeler tarafından tanınmış olman gerekmiyor. Sadece 4 kurala uyman gerekiyor. Bu 4 kuralın üstünden hafifçe bir geçelim. Ne olur ne olmaz. Bir gün kendi ülkenizi kurmak isterseniz işinize yarayabilir. İlk kural orada sabit bir nüfusun yaşaması gerektiği. Ama bu nüfus da limit olmadığı için siz orada yalnız yaşamaya bile razıysanız bunu listeden atabiliriz. Ama değilseniz birazcık West Antarctica durumuna düşersiniz. 2001'de Travis McHenry adında bir adam Antarktika'nın bir bölümüne "Burası benim" dedi ve kendine diktatör ilan etti. Ama kimse orada yaşamadığı için kendi bile burası hiçbir zaman bir ülke olarak görünmedi. İkinci kural, tanımlanmış veya belirlenmiş bir alanınız olması gerek. Ama bu alan başka ülkelere müdahale edemez. Bu devirde çok zor bir şey. Şimdiki uydularla dünyanın artık sahip çıkılmamış bir yeri kalmadı. Diyelim ki bir alan buldunuz veya bir ada satın aldınız. O zaman üçüncü kurala geçebiliriz. Bu da bir devlet kurmak. Burası tamamen size kalmış. İsteğinize göre bir demokrasi kurabilirsiniz. Veya monarşi kurabilirsiniz ve kendinizi kral veya kraliçe ilan edebilirsiniz. İsterseniz diktatörlük kurun ve kendinizi diktatör ilan edin. Tamamen size kalmış. Diyelim ki bunların hepsini başardınız. Tek kalan şey sizin başka egemen ülkelerle ve devletlerle iletişim haline geçebilme kapasitenizin olması. Eğer bu da varsa sizde, o zaman yeni ülkeniz hayırlı uğurlu olsun. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere denizin ortasına platformlar kurdu. Gelebilecek düşman savaş uçaklarına karşılık defansif silah platformlarıydı bunlar. İkinci Dünya Savaşı bitince bu platformlar orada kaldı. Roy Bates ve ailesi ilk olarak bir korsan radyo açmak için bu platformların bir tanesine gittiler. Baktılar ki kimse gelmiyor. Neden kendi ülkemizi kurmuyoruz dediler burada. 1987'den önce İngiltere sadece 3 deniz mili hakkı vardı kıyısından sonra. Yani bu yaklaşık 5,5 kilometre ediyor. Bu platform da o alanın içine girmiyordu. Hatta 1978'de kendisini Sealand'in başbakanı ilan etmiş bir insan Sealand'e saldırdı ve Roy Bates'in oğlunu rehin aldı. En sonunda Roy Bates kendi ülkesini geri aldı ve bu adamı da rehin tuttu. Avusturya, Hollanda ve Almanya'nın diplomatları İngiltere'ye gitti. O adamı serbest bırakması için. Ama İngiltere dedi ki bizim orada bir hakkımız, yetkimiz yok. O zaman Alman bir diplomat Sealand'e gidip anlaştı bu savaş esirinin serbest bırakılması için. Ve en sonunda bırakıldı. Bates'e sorulunca dedi ki Almanya'nın diplomatı buraya gelip benimle anlaşması aslında benim bir ülke olmamın kanıtı. Bu 0.004 kilometre karelik ülke zamanında 150 bine yakın pasaport bastırdı insanlar için. Hepsini geri almak zorunda kaldı. Ve 2002'den beri kimse oraya gidemiyor. Ama tarihte komik ve ilginç bir hikaye olarak kaldı. Daha güncel bir olay ise Liberland. Sırbistan ve Hırvatistan'ın sınır anlaşmazlığı yüzünden birkaç tane sınırda bölge boş kaldı. Bu boş bölgelerden bir tanesine Witt adında bir adam kendi ülkesini kurdu. 2015'in Nisan'ında Liberland diye. Liberland ne kadar kabul edilmese de ülke kurucusunun Eylül 2016'daki Türkiye ziyaretinde Liberal Demokratik Parti'nin Genel Başkanı Cem Toker Liberland'e desteğini ve nasıl tüm dünya tarafından tanınması gerektiğini belirtmişti. Peki bir ülkenin içinde bir çiftliğiniz veya bir alanınız varsa bunu kendi ülkeniz yapabilir misiniz? Molossi Cumhuriyeti bunu yaptı. Amerika'daki Nevada eyaletindeki Dayton kasabasında Kevin Bow kendi evini diktatörlü bir muz cumhuriyeti ilan etti. Amerika kabul etmese de bu 0.053 kilometre karelik alanı
bir ülke olarak 2008'de 15 ziyaretçi kabul etti. Ve Kevin Bauer'a göre hala Doğu Almanya'yla savaş içindeler. Tarihte bunlara benzer birçok mikro uluslar kuruldu. Buna örnek olacak bir tane daha mikro ulus, 1893'teki kurulan Trinidad eyaleti. 1893'te James Harden Hickey, Güney Atlantik'te bulunan boş bir adaya gidip burası benim dedi ve kendini prens ilan etti. 1895'te İngiltere bu Trinidad eyaletine saldırdı. Buna karşılık olarak da James İngiltere'ye saldırmak istedi. Ama bir türlü yeterince destek bulamadı. Ve ondan sonra çok depresyona girdi. Ve 2 sene sonra intihar etti. İleride bir ülke kurmaya kalkarsanız size başarılar dilerim. Ama benim size tavsiyem fazla odaklanmayın, o kadar ciddiye almayın. Çünkü bayağı insan size karşı çıkacak. Ne de olsa sonunuzun James Harden Hickey gibi olmasını istemem. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere kadar bilimle kalın, hoşça kalın.